Hem Devlet Bahçeli'nin açıklamasını Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır dediği açıklamayı, hem de az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den dinlediğimiz İmamoğlu mu yavaş mı sorusuna verdiği yanıtı saat 15 diliminde Cem Toker ve Hüseyin Çalışkaner'le konuşacağız. Tekrar hatırlatayım. Şimdi internet bağlantısıyla yayınımızda ekonomist Murat Kubilay var. Murat Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi 118 iktisatçı, pardon 181 değil, 118 iktisatçı bir bildiri yayınladı. Bu bildiri asgari ücrete ilişkin. Merkez Bankası Fatih Karahan'ın açıklamasıyla öğrendik ki iktidar yılbaşında asgari ücrete %25 oranında zam yapılmasını planlıyor. Fakat 118 iktisatçı, ki aralarında siz de varsınız, bu bildiride %25 oranının kabul edilemeyeceğini anlatıyor. Bunun sosyolojik açıdan, bilimsel açıdan sakıncaları olacağını anlatıyor ve iktidara %25'in üzerinde bir zam yapma çağrısında bulunuyor. Neden böyle bir bildiri hazırlama ihtiyacı duydunuz ve ne anlatıyorsunuz Murat Bey? Öncelikle son dönemde enflasyonun gerçekleşen değil, hedeflenene göre ücretlerin belirlenmesi konusu oldukça gündemde. İlk başta oldukça mutlusun bir şey. Enflasyon ataleti varsa, insanlar enflasyonun düşeceğine inanmıyorsa o zaman onları maaşla, ücret artışlarıyla inandıralım deniyor. Peki, ancak bunun geçtiğimiz yıllardan zaten önemli ölçüde yoksullaşmış bir kesime çok acı bir sonuçlar olacak. Bundan ötürü de bu politikaya güvenmek, inanmak, katılmak oldukça zor. Bunun haricinde zaten TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyona da güvenilemediği, uzunca yıllardan beri buradan da vatandaşların bir satın alma gücü kaybı yaşadığını biliyoruz. Tam da bu ortamda Uluslararası Para Fonu, IMF diyor ki, siz bu politikada ısrar edin, eğer sorunlar olursa da en düşük gelir grubunu birazcık daha kayırın, yeterli olur diyor. IMF'nin önümüzdeki yıl için enflasyon beklentisi %24, hükümetin orta vadeli programda açıkladığı %17,5, buradan da kabaca herhalde %25 ile 30 arasındaki bir zam planlanıyor diye anlıyoruz. Halbuki gerçekleşen enflasyon, o da TÜİK'e göre %43 ile 45 arasında olacak. Şimdi bu ortamda bütçe hesaplamalarında yaklaşık %30 kadar bir personel giderlerinde bir artış öngörülüyor. Buna ek olarak Merkez Bankası Başkanı'nın, daha önce de Hazine ve Maliye Bakanı'nın da yurt dışında yatırımcılarla görüşürken de benzer oranları dile getirdiğini biliyoruz. İşte buradan sonra bu süreç bir oldu bittiye gitmesin diye özellikle iki arkadaşımızın öncülüğünde böyle bir çalışma yapıldı. Tabii enteresan bir saptamamı burada belirtmek istiyorum. Şöyle 118 iktisatçı, finans uzmanı, akademisyene baktığım zaman listeye birbirleriyle ideolojik açıdan oldukça uzak olanlar var. Öyle mi? Çünkü normallarda eğitimli kişiler, akademide bulunan kişiler kolay kolay hemfikir olamazlar. Halbuki biz bu kadar sayıdaki kişi herhangi bir toplantı yapmaya dahi gerek duymadan elden ele bu konuda mutabık kaldık. Çünkü bu durum o kadar kolay uzlaşılabilecek bir durum. Yani bu iktidarın bize dayatmaya çalışmış olduğu düşük zamlar, ki bakın muhtemelen o 118 kişinin hiçbiri de asgari ücretli değil. Buna rağmen savunulabilecek bir durumda olmadığına kolaylıkla mutabık olduk. Buna ilişkin bir belge yayınlamaktan da hiçbirimiz de çekinmedik ve bunun da bir haber etkisi oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte inşallah sendikalarda, siyasi partilerde, en çok da bu asgari ücreti bizzat alan vatandaşlar da buradan bir tepki gösterirler ve neticesinde hükümetin IMF ile birlikte alacaklılarla birlikte yapmış olduğu bu örtülü anlaşma umarım bozulmuş olur. IMF ile örtülü anlaşma nasıl yapıldı Murat Bey? Hani biz işte IMF'yi denklemin dışına çıkarmıştık, borcumuzu ödedik, hatta IMF'ye borç bile verdik. Erdoğan öyle söylüyordu. Şimdi IMF niye bu işin içinde ki? Şimdi o tabii ki son IMF'ye borç verme kısmı öyle anlatıldığı gibi değil. Onu ama daha çok konuşmuş olduğumuz için tekrardan oraya gireceğiz. Evet öyle değil, evet. Öyle doğrudur. Türkiye'nin IMF'ye doğrudan bir borcu yoktur. Türkiye doğrudan IMF'den talimat almaz. Bağımsız bir şekilde politikalarını yapabilir. Ancak IMF'nin bize
bizden rica ettiğiyle şehirdeki ekonomi yönetiminin uyguladığı arasında büyük bir paralellik var. Normal şartlarda IMF der ki, bakın siz maaşları düşük tutun, kamu harcamaları düşük tutun, vergileri arttırın, buradan bir ek bir bakiye biriksin, onunla da dış borçlarınızı ödeyin. Çünkü IMF alacaklıları korur. Dış borçları ödeyebilmeniz için bütçede bir alan yaratmanızı ister. IMF böyle bir talepte bulunur. Arkasından da hükümetler buna direnirler. Halkları düşündükleri için, kendi vatandaşlarını düşündükleri için buna direnirler. Ama bizde öyle olmadı. Tam dediğiniz gibi resmi bir IMF ile anlaşma olmaması rağmen, IMF'den bir kaynak kullanılmaması rağmen sanki IMF'nin dayatmış olduğu hükümleri bize içeride ekonomi yönetimi bu hükümet uygulamaya çalışıyor. Tabii bu da çok açık net yoksulluk yaratacak bir şey. Aynı zamanda ki bununla ilgili de vurgu da önemlidir, ekonomide çok hızlı bir talep kesilmesi, keskin bir küçülmeye, bunun da hem aslında hedeflerinin aksine vergi gelirlerinin düşmesine, artı işsizliğin artmasına, artı kamu borçlunun artmasına, artı batık kredilerin artmasına yol açması gibi bir sorun var. Bunlar gelişmiş ülkelerde bile oldu. Örneğin Yunanistan krizinde oldu, Birleşik Krallık dediğimiz İngiltere 2008'den sonra kemer sıkma önlemleri uygularken oldu. Yani devlet güçleri birazcık farklıdır. Daha çok harcarken tasarruf da yapabilirsiniz. Nasıl oluyor? Çok harcıyorsunuz. Ekonomide bir atıllık varsa ekonomi canlanıyor. Canlanınca vergileri de artıyor. Harcadığınızdan daha fazla vergi toplayıp toplumsal refahı da böyle sana arttırmış olabiliyorsunuz. Bu mümkün. Ama şu anda maalesef bu politikayı uygulamaktan yana değil ekonomi yönetimi. Hızlı bir politikayla enflasyonu düşürmek istiyor. Bedelini de vatandaşa yıkmak istiyor. Evet. Şimdi bu gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon karşılaştırmasının dışında sizce asgari ücretliye yıl başında yapılması gereken zam oranı nedir Murat Bey? Çünkü söylediniz yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri de tartışmalı. %45 zam bile yeterli olmayacak asgari ücretlinin bir yılda kaybettiğini geri alabilmesi için. Ve daha önce kaybettikleri de var elbette. Şimdi burada tabii ideali için asgari ücretin ne olduğunu tanımlamamız gerekiyor. Asgari ücret normal şartlarda herhangi bir eğitimi, vasfı, kıdemi olmayan kişiye yasal anlamda önerilebilecek en düşük ücret. Yani aslında bu ücret olmamalı, bunun da üstünde olmalı ama devlet bizi korumak için bunun da altını veremezsiniz diyor. Ve bu esnada Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bakanlığı'nda denetim yapıp bunun altındaki ücretleri soruşturması lazım. Ama gerçek hayatta durum böyle değil. Bunun altındaki ücretler verilebiliyor. Şimdi dolayısıyla buradan eğer bir başlangıç yapacaksak eğer, asgari ücret zaten insanlara minimum düzeyde yetebilen bir ücret olması lazım. Bunun altında teklif edilememesi lazım. Fakat Türkiye ekonomisinde maalesef rekabet gücü teknik gelişmelerle sağlanamadığı için, bir yandan da finansman maliyetleri arttığı için o zaman bize iş gücü maliyetlerini düşürelim deniyor. O yüzden de az bir para verelim deniyor. Bunu da maalesef kırmak o kadar kolay değil. Çünkü bunu kırmak için de çok ciddi bir işçi örgütlenmesi lazım. Bu olmadığı için, evet. Yani ben normal şartlarda size öyle söylemek isterim ki asgari ücret bunun iki katı olması lazım demek istedim. Ama böyle bir örgütlenme, böyle bir baskı olmadığı için de olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla en azından vatandaşlara geçtiğimiz yıl resmi olarak gerçekleşen enflasyonun yani %45'in en azından verilmesi gerekir. En azından. Buradan bir refah çıkmayabilir. Vatandaşların hak ettiği kesinlikle bu olmayabilir ama onlar da mücadele etmedikleri için daha fazlasını almaları da çok kolay olmuyor. Yani birazcık da insanların da burada bir sorumluluk alması lazım. Mesela biz burada 118 ekonomiyle ilişkili olan kişi olarak diyoruz ki böyle bir oyun var, bundan toplum çok yoksullaşacak. Lütfen tehlikenin farkındaysanız eğer uyanın ve örgütlenin diyoruz. Eğer bu örgütlenme gerçekleşirse %45'i de aşan hak edilen zamlar olur ama olmazsa eğer hükümet %25-30 arasındaki bir yere gidecek. Ama ideal olarak sorarsanız da yani kapitalist toplum içerisindeyiz şu anda. Yani işverenleri bir anda aman lüks tüketim yapmayın da şirketinize yatırım yapın veya işçilerinize daha çok verin diye zorlayamadınız bu sistemde. %50'nin üzerindeki bir zam zaten kolay kolay mümkün olmaz. Peki. Murat Kubilay çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet, Murat Kubilay Hoca'nın değerlendirmeleri böyle.